Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Euzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah rabbi vahdehu la şerike lehu ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün kısa ve öz olarak depremler neyden dolayı gerçekleşir? Depremlerin oluş sebepleri nelerdir? Bunun üzerine duracağız. Biz ehli sünnet ve cemaat topluluğu olarak hiçbir şeyin kesinlikle böyle doğa olaylarına bir meseleyi, bir mevzuyu bağlamayız. Genelde Allahu Teala'ya karşı olmuş azgınlıkların, isyanların, fuhuşun, zulmün, adaletsizliğin, Allah'tan ve dinden uzaklaşmışlığın, insanların nefislerini, egolarına göre Allahu Teala'nın hükümlerini terk ederek kendi egolarına ve nefislerine göre merhametlerini yitirmeleri ve insanlara zulmetmeleri, herkesin birbirini kandırması, birbirini bir geçim, bir kazanım aracı haline getirmeleri ve bundan kazanım elde etmelerine dayandığını biz biliyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bize ulaşmış olan sahih rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin bir alameti olarak ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde zelzelelerin çoğalacağını, yani yerin sallanması, depremlerin artacağını, zamanın kısalacağını, harcın, yani kan dökmenin artacağını, yeryüzünde kaosun, huzursuzluğun, dünya savaşlarının vuku bulacağını açık ve net olarak bildiren sahih rivayetler vardır. Aynı keza şu bir gerçek ve hakikattir ki, yani bütün nefis sahipleri mutlaka ölümü tadacak ve ölümleri de Allahu Teala'nın mukadderatı olarak nasıl yazılmış öyle gerçekleşecek. Ben şunu da söylemek istiyorum kardeşlerim. Bazıları sürekli sosyal medyada veya orada burada İslam'a saldırıyor veya kader kavramı üzerinden efendim işte her müttahidin, her şunun bunu yapanın yaptığı yolsuzluk, maldan çalması, demirden, betondan, çimentodan çalıp da bunu da kadere bağlıyorlar gibi bir söylemde bulunuyorlar. Aslında bu baştan sona kadar yanlıştır, hatadır. Kaderde hayır ve şer Allah'tandır. Ama bir insanın yolsuzluğu, hırsızlığı, art niyeti, güttüğü düşünceleri, menfi hesapları üzerinde insanların haklarından çalması, hırsızlık, zulüm, istibdat, hatta eğer bir müteahhit İslam hukuku açısından bir binayı sahte yapıyorsa, eksik ve noksan yapıyorsa ve bu bina yıkılıyor da altında insanlar kalıyorsa İslam hukukuna göre bu adam katildir. Bu adam o kadar insanı katleden bilerek, bunu bilerek ve bilinçli bir şekilde yapıyorsa bilerek ve bilinçli bir şekilde katil hükmündedir. Yani hiç kimse, biz kadere iman ediyoruz, artık kimse sorumlu değil, sümme aşağı bütün suçlu Allah'tır söz konusu gibi bir söylem söz konusu olamaz. Estaizu billah, kaderde hayır ve şer Allah'tan olsa bile Rabbim insanın cüz'i iradesini de bunda bir cüz kılmıştır. İnsanoğlu kendi eliyle yaptıklarının bedelini öder. İnsanların açgözlülüğü, çıkarcılığı, menfaatçılığı, 2 kuruş fazla kazanayım, 5 kuruş fazla kazanayım diyerek inşaat ve yapılardan çalmaları, sistemlerin de rüşvet çarkı sayesinde denetiminin zayıflaması neticesinde bu vukalar buluyorsa bile, orada depremler oluyorsa bunlar Allahu Teala'nın kaderidir. Ama o kader içerisinde kim suçluysa o da Allahu Teala nezdinde suçludur. Bu dünyada beşeri ideolojiler cezayı vermese bile mutlaka kıyamet günü Allahu Teala onları en ağır şekilde cezalandıracak. Belki de bela ve nisibetleri dünyada başlayacak. Onun için şunu herkes güzel bir şekilde anlamaları, insanoğlu Allah'tan, dinden uzaklaştıkça, sapıtıp fahşiyata daldıkça, Allahu Teala'dan yüz çevirip nefsi peşinde koştukça Rabbimin onlara azabı vardır. Deprem ilahi bir ikazdır. Allahu Teala'nın bir ihtarıdır, uyarısıdır. Ama üzülerek söylüyorum ki maalesef insanların bu deprem, bu uyarıdan, yani bu ilahi ikazdan bir ders çıkarmadıklarını, deprem olmuş, deprem bölgesinde on binlerce, yüz binlerce insan deprem göçüğünün altında can havline düşmüş, can derdine düşmüş ama maalesef Türkiye'nin her bir tarafından hırsızlar, gaspçılar, soyguncular, yağmacılar da bölge deprem bölgelerinde birilerinin malını çalmaya gidiyor. Demek ki bu insanlar gerçekten Allahu Teala'nın tehdit ve ihtarlarını göz önüne getirmiyorlar. Ama bunu yapanlar mutlaka Allahu Teala tarafından en ağır şekilde cezalandırılacak. Bu ihmallere göz yumanlar da rüşvet çarkı yoluyla da onların
bu yapıları zayıf, istenilen şekilde yapmamalarına da göz yumanları da mutlaka Rabbim nezdinde büyük bir azapla karşılaşacakları bir mutlak. Çünkü اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنِيَاتِ hadisinde bildirdiği üzerine bütün amellerin temelinde kişinin niyeti vardır. Ve o insanlar sadece kendi menfaatlerini ve ceplerini, çıkarlarını düşündükleri için on binlerce, yüz binlerce insanın can güvenliğini tehlikeye atan birer katil, birer zalim hükmündedirler. Nitekim Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede kullu nefsin zaiqatul maut. Yani bütün nefis sahiplerinin mutlaka öleceğini, kimisinin ölümünün rahmet, kimisinin ölümünün azap olacağı da açıkça ayetlerde bildirilir. Zaten ayetin sonunda da Allahu Teala açık ve net olarak insanların başlarına gelen çok şeyin kendi elleriyle olanın neticesi olduğunu söylüyor. Yani kardeşlerim, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Deprem veya doğal afetler yani çok yönlüdür. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Depremin göçüğün altında kalan için nasıl bir imtihan veya bir azapsa veya onun için bir şehadet mertebi veya cehennem azabından bir azap ise, aynı keza hayatta olan dört dünyanın veya Türkiye'nin dört bir yanında veya başka beldelerde olan Müslümanlar üzerine de bir imtihandır. İnsanların onlara yardım etmesi, onların imdadına koşmaları, onların dertleriyle dertlenmeleri, onların sıkıntılarını gidermeleri, insani ve İslami yardımlarını ve mümin olma özelliklerini ortaya koymaları gerekiyor. Bu da aynı keza, ama biz bakıyoruz ki insanlar buradan deprem bölgelerine üç sebeple gidiyor. Bir grup gerçekten insani olarak, ister inançlı olsun ister olmasın, insani olarak o insanların yardımına gidiyor. Kendi iç aleminde kendi vicdanını tatmin, kendisini rahatlatmak, bir sorumluluk ve görev yerine getirme hissiyle gidiyor. Bir kısmı fi sebilillah Allahu Teala rızasını gözeterek gidiyor. Bir kısmı da art niyetle yağma için, hırsızlık için, hatta tabiri caizse dedektörlerini alıp gidiyorlar. İşte Allahu Teala her birinin karşılığını, ecrini ki bu dünya hayatında veya ahirette ya azap, ya rahmet, ya ödül mükafat olarak verecek. Bu birbirinden bir hakikat. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir ki her nefis ölümü tadacak. Nitekim bu Ankebut suresi 57. ayet-i kerimede de Allahu Teala'nın bunu tekrar ettiğini, kullu nefsin zaiqatul maut thumma ileyna turcaun diyor. Her nefis mutlaka ölümü tadacak ve sonra mutlaka dönüşünüz Allahu Teala'ya, sizi yoktan var eden Allah'a olacağını açık ve net olarak söylüyor. Ankebut 59'da da onlar sabreder ve Rablerine tevekkül edenlerdir diyerek aslında Rabbim bir musibet ve bela bir mümine gönderdiği zaman onların sabredip Rablerine tevekkül eden, yardım ve nasratlarını Allahu Teala'dan isteyen insanlar olduğunu açık ve net olarak biliyorum. Nitekim kardeşlerim, Buhari'de 986 hadis numarasıyla verdiği sahih bir rivayette Ebu Hureyre yoluyla geliyor. Kendisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem depremlerin oluş sebebini anlattı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Bu ülkede bir seneden fazladır bir konut krizi var. Bu konut krizi aslında bana soracak olursanız insanların içlerinde gizledikleri iyi ve kötü. İyi ve kötü art niyetli bütün düşünceleri ortaya koydu. Herkesi, her insan fırsatçılaştı. Herkes açgözlü oldu. Kendisi oturamadı, cesaret edip oturmadı evde. Deprem korkusuyla o evden çıktı. Gitti bir redidansta kendine ev tuttu. Kalktı o çöp yeri de cesaret edip oturamadı yeri de fakir bir insana 5 bin liraya, 6 bin liraya, 7 bin liraya, 10 bin liraya kadar kiraladı. Elbette Allahu Teala bunun karşılığında bize ödül verecek değil. Veya kimsenin kimseye merhamet etmediği, yani tabiri caizse serbest piyasadır. Kim kimi ne şekilde dolandırabiliyorsa, kim kimi ne şekilde kandırabiliyorsa, kim kimden nasıl istifade edip onu bir şekilde elinde avucunda olanı çalabiliyorsa yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu böyle olunca da Allahu Teala'dan rahmet beklemek, Allahu Teala'dan bolluk beklemek, Allahu Teala'dan rızık bolluğu beklemek, buna benzeyen her şey boştur. Emin olun ki bugün o deprem ve zelzeleler veya bugün İstanbul veya Türkiye'de kıtlık olayı söz konusu, yağmurlar yağmıyor, barajlar boşalıyorsa bunun sebebi bizim ellerimizle yaptıklarımızdır. Biz ne yapıyoruz? Biz Rabbimize sırt dönmüşüz.
Çok özür diliyoruz, bugün TikTok'ta, Facebook'ta, Twitter'de ve adını namını duymadığımız sohbet odalarında dünyanın fuhuşu, fahşiyatı, rezilliği, kepazeliği dönüyor. Kadınlar birileri onlara 2 kuruş para göndersin diye, çok özür diliyorum, akla alınmayacak ahlaksızlıkları yapıyor ve erkekler sadece izliyor. Düşünün ki bazen seyrediyoruz, şahit oluyoruz. Koca karısının TikTok'ta orada burada kendisini erkekleri teşhir etmesine bizzat destek veriyor. Kendini de deşifre et, kendi bedeninden para kazan, evimizi geçindir diyecek kadar şeref ve haysiyet yoksunu insanlar var. Öbür taraftan toplumun sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih rivayetlerde haber verdiği üzerine sadece uçkurlarını ve midelerini düşündükleri bir zamanda, menfaat ve çıkarlarını düşündükleri bir zamanda, herkes diyor ki ya insanlarda vicdan kalmamış, ama fırsat onun eline geçtiği zaman o da aynı vicdansızlığı gösterebiliyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde olacak olan olayları anlatırken diyor ki ilmin sökülüp alınmadıkça gerçekten ilim ortadan kalktı. Sosyal medya, Twitter, aynı keza YouTube, aynı keza Facebook, aynı keza buna benzeyen Instagram gibi yerler çıktıktan ve unutulmuş olan sapık görüş ve inançlar artık zemin bulduktan sonra hak ile batıl birbirine karışmış. İnsanlar ilme ihtiyaç duymuyor. İnsanlar bir alimin 1 saatlik, 2 saatlik bir nasihatini dinlemeye tahammül edemiyor. Ama 1 dakikalık, 30 saniyelik TikTok videolarıyla kendilerini otizm yapacak derecede, yani odaklanma sorunlarını psikiyatrik bozukluklara kadar götürecek süreci kendi elleriyle tetiklettiriyorlar. Sosyal bağımlılık, aynı keza İnsanların okumaması, dinlerini araştırmamaları, kulaktan duyma, kulaktan dolma şeylere inanıp bunun peşinde koşmaları ilmin sökülüp alınmasının sebeplerinden biri olacak. Depremler çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça burada kast olunan, bak dikkat ederseniz kardeşlerim, artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki seneler aylara, aylar haftalara, haftalar günlere, günler saatlere, saatler de saniyelere dönmüş durumda. O kadar hızlı ömrümüz akıp gidiyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaman yaklaşmadıkça öldürmek, sadece öldürmekten ibaret olan her çoğalmadıkça, ki bugün yeryüzüne baktığımız zaman hiçbir yerde sulh, hiçbir yerde selam, hiçbir yerde barış yok. Bütün dünyada kaos var, bütün dünyada esrar, eroin, kokain, yeraltı, yerüstü zenginlikleri, yeryüzü hegemonyasında hakim güç olma savaşları, buna benzeyen sürekli savaş süreçlerinin son sürat ilerlediğini ve her geçen gün insanların daha da sapıtıp din ile, Allah ile, İslam ile bütün bağlarını kopardıklarına şahit oluyoruz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, mal sizin aranızda çoğalmadıkça asla ve asla kıyamet kopmaz, nüzul-ü İsa gerçekleşmez, Mehdi zuhur etmez, hakikat bu şekilde ortaya çıkmaz diyor. İbn-i Hacer el-Eskalani Rahimullah o şöyle diyor. Doğuda, batıda birçok beldede depremler meydana gelmiştir ve gelecektir. Bize zahir olan hadiste bildirilen depremlerin genel ve devamlı olmasıdır. Yani kıyamete kadar depremlerin aşama aşama, gıdım gıdım artacağını, belki bundan 40 sene önce 20-30 senede bir olan depremler, bugün senede 2 senede bir Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında günde binlerce deprem olmaya ve artmaya da devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki insanlar Allahu Teala'dan uzaklaşmadığı müddetçe böyle olmayacağını söyler. Hatta deniliyor ki Hazreti Ömer döneminde bir vaka yaşanıyor. Bir zelzele oluyor, ama düşük ölçekte bir deprem oluyor. Hazreti Ömer hemen Medine'de minbere çıkıyor, bütün Müslüman halkı topluyor ve diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik ve duyduk ki Allah'ın Resulü, depremler 2 sebepten meydana gelir. Allahu Teala 2 sebepten dolayı yeryüzünü sarar veya yer tabakalarını oynatır, orada bir azap sebebi kılar. Bunlar birincisi zinanın yayılması, ikincisi zulümdür diyor. Vallahi billahi tallahi, bugün halkın birbirine zulmü, devletlerin birbirine zulmü, insanların birbirlerine zulmü, yöneticilerin birbirine zulmü, polisin, jandarmanın, onun bunun zulmü, onun bu, yani akla alınmayacak kadar her alanda zulüm söz konusu. Hiçbir adalet yeryüzünde kalmamış, İslam'a da kendini nispet eden, küfre de kendini nispet edenlerin hiçbir ahlaki ve adaletsel ahlaki yapıları kalmamış, tamamen çökmüş, tamamen ranta, menfaate kurban edilmiş bir yüzyılda yaşıyoruz. Vallahi yöneticisinden amına kadar herkesin rüşvet yediği bir dönemde yaşıyoruz. Her yerde zinanın ve fuhuşun yayıldığı,
evli veya bekar kadınların artık fuhuş metası haline getirildiği, bir aracın, bir arabanın, bir hobinin, bir çoko kremin bile tabiri caizse reklamının yapıldığı yerde çıplak bir kadının üzerine atılıp orada burada süründürüldüğü rezil, utanç duyulacak bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir yerde elbette ki Hazreti Ömer'in dediği üzere zina ve fuhuş yayılınca adalet ortadan kalkıp zulüm halk veya devletlerce işlenince mutlaka Allahu Teala yeryüzünü sarsar, yeryüzüne insanlara azap, bela, musibet gönderir. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da ve Akdeniz'de veya Kahramanmaraş, Adana, Hatay bölgesinde olan depremde eminim ki mutlaka bizim günahlarımızın, Allah'a isyanlarımızın, dinden uzaklaşmışlığımızın bir sebebi ve bedelidir. Bunu herkes anlamalı ama orada ölen insanların her biri niyetiyle haşrolunacağını, niyetine göre Allahu Teala onlarla muamele edeceğini, o deprem ve göçük altında mümin, Müslüman namazından yazına bir insanın şehit hükmünde olacağını sahih rivayetler haber verirken Allah'tan uzaklaşmış, Rabbine sırt dönmüş, yeryüzünde istibdat, zulme sebep olmuş, fuhuş aracı haline getirilmiş olanlar için de büyük bir azap olduğunu gene aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak söylüyor. Onun için kardeşlerim, bir beldede ve bölgede deprem olmasını istemiyorsanız fuhuştan uzak durun. Bir beldede ve bölgede gerçekten deprem olmasını istemiyorsanız zulümden uzak durun. Kimseyi kandırmak, kimsenin malına göz dikmek, kimseyi yasal ve yasal olmayan yollar ve yöntemlerle dolandırmamak lazım. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de 1,5 milyon belki nitelikli dolandırıcı var. Ve sosyal medyada, telefon, televizyonlarda her yöntemlerle insanlar aldatılıyor, insanlardan para çalınıyor, insanlar kandırılıyor, insanlar oyuna getiriliyor. Ve bunlar yaptıkları onlara kar kaldığını zannediyorlar. Hiçbir şekilde kar kalmaz. Bir, onların bu hırsızlıklarına ve zulmü kendi hukuku, kendi hırsızlıklarına alet edenlere müdahale etmeyenler. Bir de bu zulümlere göz yumup insanlarla alay edip bu konuda hiçbir tedbir almayanların neticesinde Allahu Teala bu belaları üzerimize gönderir. Nitekim Nesai'nin Cihad 48'de İbn-i Mecah'ın Cihad 17'de verdiği rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir insan için depremde, doğal afette, boğulma, yangında yanmak gibi durumların mertebe olarak şehadete yakın olduğunu, bir ehli imanın depremde ailesini kaybedip vefat etmeleri Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbimin nezdinde şehadetin bir mertebesi olduğu, onların günahlarına kefaret olduğu açık ve nettir. Ama aynı keza depremler, zalimler, dinsizler, inançsızlar için de bir azaptır. Çünkü sonuçta Allahu Teala onlara bir vaadi, onların da Allah'a verdikleri bir sözlerinde samimiyetleri olmadığından dolayı onların ahirette Rablerinden alacak bir şeyleri yok. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir toplumun başına musibet ve belalar, depremler ve doğal afetler, yağmurun yağmaması, kıtlığın oluşması ve ekonomik şartların ağırlaşıp enflasyon ve devalüasyon gibi halkın yıprandığı, İnsanların artık ev almasının hayal olduğu o sürecin gelme sebeplerini teker teker bakın kardeşlerim aşağıda sıralıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belli günahlardan dolayı belli musibet ve belaların insanların başına geldiği açık ve net olarak diyor. Birincisinde şöyle buyuruyor. Salgın hastalıklar bir toplulukta açıktan fuhuşlar işlenir hale geldiğinde onlar için taun, salgın hastalık ve daha öncekilerde görülmeyen hastalık türleri zuhur etmeye başlar diyor kardeşlerim. Bugün yok mu? Yahu adını, namını, şanını duymadığımız hastalıklarla boğuşuyoruz. Vallahi korona, domuz gribi bu sene ben hem korona olmuşum hem domuz gribi olmuşum hem adını bilmediğim başka hastalıklara yakalanmış. Elhamdülillah bir şekilde de şifa bulmuşuz. Ama onlardan ölen insanlar var, sürünen insanlar var. 3 ay boyunca evden çıkamayan, perişan olan, o hastalığı atlatamayan insanlar var. Sebebini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Ne diyor? Fuhuşun aleni olması. 70 yaşında, nenem yaşında kadın çıkmış orada, TikTok'larda, oralarda, buralarda rezil, rusvay hareketler yapıyor. Utanç verici durumlara düşmüş. Başı örtülü, kapalı kadınlar, açık kadınlar. Fuhuş almış, başını gitmiş. Kadınlar sosyal medyada soyunma yarışına girmişler, çıplaklık yarışına girmişler. Yani öyle... İğrençlikler ve çirkefler ve çirkinlikler işleniyor ki insanın aklı ve mantığı duruyor. Yahu
Allah rızası için bir dini meselede ben bir hadis sitesine giriyorum. Orada hadis ararken bile bana çırplak, çirkin veya müstehcen bir reklam gönderebiliyorlar. Yani o kadar ki fuhuş ve fuhuşiyatın önü açılmış ve buna teşvik var yani. Bunun için artık insanlar çığırından çıkmış. Para neredeyse orada haram var ve o haramın peşinde birileri koşar. İşte onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Covid-19, SARS, MERS veya Ebola veya HIV veya artık ne diyorsanız veya AIDS veya şu anda kanser vakalarının dünyada muazzam yayıldığını ve en önemlisi BioNTech ortaya çıktıktan sonraki kalp krizi süreçleri ve kalp krizinden ölen insanlar. Geçen günde bir abiyi götürdük. Düşünün ki o nakliye şeyi yapan, yani mesela vefat eden insanları taşıyanlar diyor ki abi diyor son bir yıldır diyor iki sebepten diyor insan cenazeler geliyor. Bir diyor kalp krizleri, ikincisi de diyor ki efendim diyor işte kanser vakaları. Bakın hastalığı olmayan, yani tedavisi olmayan hastalıklar aldı başını gidiyor. Onun için kullu nefsin zaiqatul maut ayetinde bildirdiği üzerine hiç kimse bu dünyada münferih olmasın, mutlu mutlu gezmesin, Allah'a isyan edip bana kalacak demesin. Mutlak dönüşleri Allah'adır. Ya Allah'ın azabı yeryüzünde onun için başlar ya da ölümünden sonra başlar, o da Allah-u Teala'nın elindedir. Ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında kıtlığa maruz kalırlar. Vallahi ölçü ve tartı, yani bugün Türkiye'de ekonomik bir kriz var. Bu ekonomik krizi öyle birileri zengin oldu. Bakın, birincisi beşli çete dediğimiz marketler servetlerini ona katladı. Bankalar ona katladı. Yöneticiler ona katladı. Siyasetçiler 20'ye katladı. Ama halkın elinde avucunda ne varsa gitti. İşte ölçü ve tartıda noksanlık yapıldığında mutlaka kıtlık, yağmur yağmama ve insanların yani gerçekten sıkıntı çekmelerinin süreci ise zalim idarecilerin sebebiyle olacağını söylüyor. Yani bir ülkede zalim yöneticiler varsa orada kıtlık olur. Kıtlık varsa, yağmur yağmıyor, barajlar boşalıyorsa burada bir sorun var demek kardeşlerim. Herkes ona baksın. Bugün yeryüzünde Allah'ın şeriatı yok. Bugün yeryüzünde Kur'an anayasası yok. Beşeri hukuk var. Ve adalet her şekilde, adaletsizlik her şekilde birilerince istenilen kıvama getirildiği söyleniyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam malların zekatını vermediklerinde semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar. Eğer hayvanlar olmasa kendilerine bir damla bile yağmur yağdırılmaz. Şu anda ben size yemin ediyorum, kasem ediyorum Allah-u Teala'nın adıyla. Bu ülkede hakkıyla zekat verenler fakirlerdir. Zenginlerin hiçbiri vermiyor. Adamların 100 milyon liralık tarlaları, tarım arazileri var veya yatırım amacıyla bilmem neleri var. Adam diyor ki ya diyor zaten bu tarım statü, diyor ki bu arazi bak yatırım amacıyla yapmış, diyor ki bu arazi zaten tarım amacıyla hayatında ekip biçmemiş. Ama aldığında 1 milyon lirayken şimdi 100 milyon lira onun zekatını vermiyor. Veya mallardan, mülklerden gidip yeni emlaklar, yeni devre mülkler alarak kendilerini borçlandırıp ya borç altındayız zekat vermiyorlar. Türlü türlü zekat vermeme yöntemleri. Zaten o kadar toplumda dinsizlik yayılmış ki, inançsızlık yayılmış ki adam zaten Allah'ı inkar ederek sorununu çözüyor. Tamamen Rabbine sırtını dönüyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir durumda da yağmurun yağmama, yağmurların kesilme süreci başlayacağını söylüyor. Allah ve Resulünün ahdini yerine getirmediklerinde Allah onları dışarıdan düşman musallat eder. O düşmanlar onların ellerindekini bir takım mallarına sahip olurlar. Yani Allah ve Resulünün ahdini yerine getirmeyenler, قَالُوا بَلَدَ اللّٰهُ تَعَلَى verdikleri sözlerini yerine getiremeyenlere Allah düşman musallat eder. Biz yerli ve bak düşman dediğimiz zaman kardeşlerim yerlidir, yerli ve millidir, bir de dış mihraklıdır. Bugün bütün İslam coğrafyası yerli ve milli olan İslam düşmanlarının esareti altındadır. Sebebi Kur'an ve sünnetten yüz dönmek, nefislerinin kulu haline gelmeleridir. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde Allah onları kendi içlerinde fitnelere düşürürler. Bugün bizi politikacılar, bizi gütmek için türlü türlü entrikalarla fitneden fitneye her türlü sapıklığımızı aşılıyor. Yani gerçekten bugün bakıyorum Türkiye'de insanlar içten içe fitne ile birbirlerine düşmüş durumdadırlar. Sebebi Kur'an ve sünnetten yüz çevirmeleri, Allah'ın anayasası olan şeriattan yüz çevirmeleri, nefislerini İslam üzerinde görmeleri.
Nitekim İbn Asakir'de geçen bir rivayette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanların depremlerde, doğal afetlerde, duvar enkaz altında kalarak öldükleri takdirde müminlerin şehit olacaklarını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam açık hadisinde bildiriyor. Hakimin Müderrek'te verdiği bir rivayette ise Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur demiştir. Yani deprem gelir gerçek Müslümana kefaret, deprem gelir zalime azap olur. Aynı keza Tabrani'nin Esved'de verdiği rivayette ise günahlar açıktan işlenmediği müddetçe Allahu Teala kötülükler herkesçe malumlaşmadıkça insanlar buna evet onay vermediği müddetçe Allahu Teala'nın onlara azap etmeyeceğini ama ne zaman günahlar açıktan işlendiği, şirkiyat ve fuhşiyat böyle televizyon önlerinde, sosyal medyada, toplumun sokaklarında, caddelerinde işlendi ve insanlar nehy ani münker yapmadı. İşte o zaman Allahu Teala'nın türlü türlü azaplarının onları bulacağını söyler. Nitekim Hakim-i Müderrek'te verdiği bir rivayette de zina ve faiz yaygınlaşan toplumlarda mutlaka Allahu Teala onların üzerine zelzeleleri, doğal afetleri, azaplarını mutlaka gönderir demiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim insanların yaptıkları her şeyin kendi elleriyle yaptıklarının neticesi olduğunu, yani Deylemi'nin verdiği rivayette de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zina yayılınca depremler ve terör ve anarşi artar demiştir, çoğalır demiştir ve gerçektir, doğrudur. Zekat verilmezse mutlaka Beyhaki'de geçen rivayette yağmur kesilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bizi uyarmış ama biz aklımızı başımıza almayarak nefsimizin peşinde koşarak Rabbimize isyan ediyoruz. Hatta ayet-i kerimede Zilzal suresinde اِذَا زُلْزِلَاتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا yeryüzü şiddetle sarsıltı ile sarsıldığı zaman وَاَخْرَجَاتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا yeryüzü ağırlığını çıkardı, yani o depremle kendi o enerji çıkardığı zaman yeryüzünü yerle bir ettiğinde, ovaları, şehirleri, kasabaları yerle bir ettiğinde وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ve insanlar ona ne oluyor dediğinde يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارِهَا izin günü hadisleriniz anlatılacak, yaptığınız her şey size gösterilecek. فَاَنَّ رَبُّكَ اَوْحَى لَهَا çünkü Rabbinin mutlak vadi ve vahiy ile olur diyor. Yani Allahu Teala yeryüzüne vahyettiğinde zilzallar, depremler, kıyamet sürecinin neticesinde yeryüzü sallanmaya, üstündeki ağırlıkları silkelemeye, yerle bir etmeye başlar. Bu Kur'an ile Allahu Teala nice zalim toplumları gece yarısı ansızın deprem ile onları azaba müstahak kıldığını söylüyor ve garip bir şey, bütün depremler İslam coğrafyasında geceleri oluyor. Ve gerçekten kardeşlerim aman tövbe ve istiğfar ederim. Sadece bugün Maraş'ta, Adana'da, Hatay'da ve daha yerlerde, yani orada ölen insanlar için hepsini Allah azap etti demek söz konusu değildir. Çünkü içinde mümin insanlar, salih insanlar, ehli iman, ehli namaz, iffetli, izzetli insanlar vardı. Düşünün ki yaşlı teyzeyi çıkarıyorlar göçük altında, diyor ki bana başörtüsü verin. Ölüm ile yüz yüze kalmış orada, Allah bilir nasıl korkular yaşamış. Hala iffet ve izzetini düşünüyor. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum. O iffet ve izzet sizde olmazsa sizi illerde de depremler bekleyecek. Allahu Teala mazluma müstazafara yardım etsin. Rabbim bütün zelzele ve depremlerde vefat etmiş, şehit olmuş insanlara rahmet etsin. Rabbim bir daha bize bunu yaşattırmasın ama ey kardeşlerim bir daha deprem görmek istemiyorsanız fuhuştan tövbe edin, zulümden vazgeçin, küçüklerinize büyüklerinize merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Allah hepimizden razı olsun.